Şimdi bu kadroya tabii ki takviyeler olacak. E şimdi kontratı çok yüksek olan oyuncular var. Trabzonspor takımı yeni sezonda eğer ki küçülmeyi düşünüyorsa maddi anlamda yoksa Trabzonspor'un hedefi hiçbir zaman küçülmez. Şampiyonluk hedefi vardır Trabzonspor takımı. Evet. Yine şampiyonlukta başlar. Bu ama yani bu takımların mevcut borç durumlarında biraz. Normali yani bunu Beşiktaş da zamanında feda sezonunda yaptı. Zaten bütün takımlarımız... Ama bunu şöyle yapamazsın yani, Maaş sıra. yükünü azaltmaya bu çalışıyor. Bu kesinlikle doğru ama bir sene önce şampiyon olan bir takım uzun bir süre olsa evet. tamam. Şimdi taraftarı sen farklı bir noktaya getirdin. Şimdi Trabzonspor takımı bir sene önce şampiyon oldu. Bu seneyi kötü geçirdi. Seneye küçülmeye gidemez Trabzonspor takımı. Ama tabii ki buraya oyuncu alırken sen elindeki oyuncuları göndereceksin. Gönderebiliyorsan rakamı yüksek olan oyuncuları. Onların ayarında oyuncu bulursun. Önemli olan bu oyuncuları kafasındaki kontratı yüksek olan oyuncuları nasıl gönderebilirim? Kulübe ne kadar az sıkıntıya sokarım? Yani külfeti ne kadar azaltabilirim? Onu önemli. Çünkü buradaki oyuncuların çoğunu benim bildiğim şimdi söylemeyeceğim. E, bazı oyuncular var. 1,5-2 milyon euro alıyor oyuncu. Normal şartlarda bir yere gitsin Avrupa'ya 1 milyon euro alma şansı. Tabii mümkün değil. Şimdi o da gitmez. De vergi mergi ödeyecek yani. E, şimdi onun için Trabzonspor takımında birçok bölgeye oyuncusu var. Veya şöyle düşün. Kalede takımı kaptanı uğurca Şimdi eleştiriliyor falan ama bugün neler yaptığını veya bundan önceki süreçte Miltem kalesinden bahsediyoruz. Yeni sezonda kalacak mı? Abdülkadir Ömür yeni sezonda kalacak mı? Bakasetas kalacak mesela. mı? Şimdi bu takımda bence şimdi Markov'u çok farklı bir oyuncu. Keşke... Ne olursa olsun bence onun kadroda tutulması lazım. Şu an net olarak ortaya çıkıyor. Çünkü Trabzonspor'a kısa sürede geldi. Ee, ama ben, bana göre bugün de aynı şekilde inanılmaz katkı veriyor. Tabii şimdi deprem felaketi nedeniyle geldi Markovic. Keşke derken yanlış anlaşılmasın. Şey olmasın. Tabii. Yani ama derken. sezon başında veya işte denedi ya orada uzunca bir süre mesela evet. geçen sene Trabzon yani Sıfır verim. Yani Gaziantep Futbol Kulübünden önce Markovic'i alsaymış Trabzonspor. Ya, bayağı rahatlatırmış elini birçok maçta belki gol atmadı ama bütün şeylerin içinde oluşumlar içinde hepsinde var. Atkı sağlıyor. Yani Trabzonspor'un kadro yeniliğini bence kadro şeyini şu an zaten kurmaya başladı. Ya yeni bir teknik adam gelecek. Tabii teknik adamı kim olduğunu bilmiyoruz ama e, Ertuğrul Doğan varsa kesinlikle çok kaliteli bir teknik adam Trabzonspor'un başına gelecek. Bunu net olarak söyleyeyim ben. Peki benzer bir soru da sana Aha. sorayım sevgili Ergin. Şu anda tabii 3. sırada Beşiktaş 56 puanı var. 4. Adana Demirspor'un 5 puan önünde. Önündeki Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın da kadrosuna baktığımız zaman hocanın verim aldığı isimler var son haftalarda ama bugün ilk yarıda özellikle ilk bir saatlik dilimde evet. Trabzonspor'da durgundu, Beşiktaş da durgundu. Beşiktaş için e, bu sezon ne anlama geliyor kalan bölümde? Evet. Yeni sezona dair ne gibi hamleler bekliyorsun? Çünkü bu haftalar Artık bir anlamda gelecek sezonun resmi hazırlık evet. maçları. Şimdi hoca devre arası 4 tane net ilk 11'e koyacağı evet. transfer gerçekleştirdi. Ben aynı sayıda, aynı rakamda ilk 11 için Haziran ayında, Temmuz ayında da bekliyorum. Çünkü hoca çok memnun değil. Bunu çok net demeçlerinden, işte yakın muhabbetlerimizden de biliyoruz. Şimdi bugünkü orta saha tercih etmek zorunda kaldı. Size bir sezon hatırlatayım. 2010-2011 Trabzonspor'u. Kolman Selçuk Jaja oynuyor. Ceyhun Gülselam takviye kuvveti evet, olarak maçına evet. göre giriyor. Doğru. Şimdi O formatı 2015-2016 Beşiktaş'ına taşıdı. Atiba, Oğuzhan, Sosa üçlüsüyle. Oğuzhan kariyer sezonunu oynadı. Atiba tam 6 gibi değildi. 8'de çok ciddi asist Doğru. katkıları Doğru. verdi. Sosa 8 ve 10 arası müthiş katkı verdi. Az önce saydığım ekip gibi aslında. Ne 6 ne 8 ne 10. Üçünden de müthiş verim alıyordu. Şimdi buraları çok önemsiyor hoca. Bugüne çevirelim filmi. Şimdi... Genç bir Joseph olsa, genç bir Atiba olsa işi çok kolaylaşacak. Evet, şimdi evet. Amir tamam derliyor, topluyor ama şimdi rakip yaralandı, etkisiz bir oyuncu. Salih istenilen düzeye bir türlü gelmiyor. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Getson'dan hiç memnun değil. Şimdi bakın Beşiktaş'ın 25 kişilik kadrosuna en değerli adam diye Getson göze çarpar. Yaş itibariyle evet. değil mi? Yani yeteneği yani, yani, maçından evet. evet, Aynen öyle. Bakın hoca ondan çok memnun olmadığı yönleri var. İstediği verimi alamıyor. 8 gibi kullanamıyor, 6 gibi kullanamıyor, 10 gibi kullanamıyor. Beşiktaş'ta hocanın ortası ki Maxim mesela on numaraları çok sever hoca. Delali'den olmadı. Maxim hani yaşadığı sıkıntılar vardı. Burada da hiç çok olmadı. Ben herkes kanat kurgusu beklerken Beşiktaş'ta yeni sezonda ben çok net orta saha kurgusunu yenileyeceğini düşünüyorum Şenol Hoca'nın. Orayı çok önemsiyor. Mesela kanat bölgesi Redmond'dan sonradan girdiği dönemde çok performans alırken 11'de başlattığında Alamıyorum. aynı performansı alamıyor. Cenk çok kıymetli. İnsanlar şey diyor ya Şenol Hoca Cenk'i çok sever. Önce onu yazar. E, oğlu gibi bakar. O... Hayır. Bugün çıktı ortaya Bak Cenk, Cenk çok büyük bir e, işine yarayan, sorun çözen adam olduğu için. Yine aynı yıldan örnek vereyim. Şimdi Burak'la Umut'u kullanırken Şenol Hoca Trabzon'da o 82 puan aldığında çift forvet gibi oynamıyordu aslında. Evet. Biri kenardan geliyordu. Hep öyle sabit kalmıyordular yan yana değildiler hepsi. Gomez, Mario Gomez Cenk'i böyle kullandı. Abu Bakar Cenk'i böyle kullandı hoca. Bak Cenk kanattan geliyor çok gol atıyor. Evet, mesela. arkadan geliyor. O...